kim gönderdi? Santa Barbara Bölge Savcısı. Standart bir prosedür. Santa Barbara Savcısı. Bu davayı beceremez. Daha önce kendisiyle bir ortamda birlikte olmuştuk. Fakat beni hatırlamadı. Bay Yanıkyan, neden burada olduğunuza dair bir fikriniz var mı? Tabii. Onları öldürdüm. Açıkça onları öldürdüğünü söyledi. Le Figaro, Fransız gazetesi. Fransız gazetesinde birkaç yıl önce bir kitabımın eleştirisi yayınlandı. Benim pek de aklı başında olmadığımı düşünüyorlar. Peterson değil mi? Evet, doğrudur. Sen ne düşünüyorsun? Sence ben deli miyim? Görüşme boyunca kendisinde herhangi bir akli dengesizlik göstergesi olmadığına dair bir izlenim uyandırmaya çalıştı. Kesinlikle hayır. Kimler deli biliyor musun? Benim deli olduğumu düşünenler. Biraz daha iyisiniz değil mi? Daha iyiyim, teşekkür. Büyüklük sanrıları olan psikotik karakter. Kendini özel biri olarak görüyor. Türk düşmanı duygular. İran. İran hükümeti benim paramı üstüne yattı. Amerika İran'a yardım ediyor. Yasalara göre. Bunu yapmamalı. Dışişleri beni yüzüstü bıraktı. Öfke nöbetleri. Doktor Peterson, herkes bana düşman. Ben hırsızlık yapmadım. O mahkeme bir tiyatroydu. Hafıza karışıklığı. Ben
yazdıklarımdan rahatsız oldular. Bana komplo kuruldu. Paranoyak tavırlar sergiliyor. Ortalama zeka düzeyinde. Dengesiz kişilik. Mülakatı kontrol altında tutma eğiliminde. Doktor. Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Bay Yaniken. Anlattıklarınızı değerlendirip raporu savcılığa sunacağım. Bugün buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. İzlenimime göre akıl hastalığı cinayet işlemek için motivasyon üretecek düzeyde. Ve bu durum Emlakton kuralına göre kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırıyor.